Doruk hoş geldin. Selamlar Emre. Haftanın önemli futbol olaylarıyla birlikteyiz. Nasılsın? İyiyim. Çok güzel forma. Forma demeyelim. Tişört. Evet. Şört Yanlış anlaşılabilir. Neden evet, çünkü? Ee, Orkun Çolakoğlu'nun hediyelerinden biridir. Orkun Çolakoğlu. Her gittiğinde sağ olsun bir şeyler getirir. Şimdi Barcelona dönüşünü yaptı. Dün e, direkt galiba havalimanından çıkıp galiba kabine geldi. Direkt Sosyal atmaçına geldi. Sosyal geldi. Öz, önemli bir maçtı. Özel bir maçtı onun için sana bir şeyler gelebilir yani. Yok. Ser sır gibi olmasın ama genelde getiriyor ama getirmese de canı sağ olsun. Bilmiyorum. Şu an kameraların önünde bunu Yaklaşık 40 günlük tatil sonrasında Barcelona tatili sonrasında İspanya'dan direkt La Liga'ya geçiş acaba nasıl hissettirdi ona merak ediyorum soracağım. Bence soft bir geçiş oldu. Bu akşam bu beraberiz çünkü onunla Atletico Madrid maçında. Devam ediyor La Liga'dan. Doğru. Gerçek bir e, Barcelona oldu ya son iki senede. Evet. Sen de uğradın. Ben de bir dönem onu, bir, ona eşlik ettim. İştirak ettiniz de orada arada evet. Uğur Ozan'la birlikte. Bir on gün mü? Bir hafta mı? Aşağı yukarı bir on, on iki gün. Vay be. Vallahi güzel hayatlar yaşıyorsunuz hakikaten. <laughs> Bunu senin söylemen de yani. Abi görelim mi? Dört gün. Benim tatilim dört gün bu yaz. <laughs> Neyse bu konuları ben off the record konuşacağım Yok abi hayır. Kameranın da konuş. Var mı? Gidip, bir yere gidip on iki gün kalmışlığın var mı? Yok. Ya Yok tabii yok. Bul bulamazsın. Ama illa ayarlarız e, sana da. İnşallah. Ben bu konularda biraz yeteneksizim. Beceremiyorum tatil planlamayı. yo farklı önceliklendirmelerim var diyebiliriz. Saygı duyuyorum. Ya farklı öncelikler değil de buna öncelik vermiyorum belki de. İşte. Aynen. Şöyle bağlayalım o zaman. E, Boş Kar Servis ve İkas'ın katkılarıyla hazırladığımız Taydin müfede e, Premier Lig'in ilk haftasında bir derbi oynandı. Çok yüksek paradan bir derbi değildi bana göre. Sen nasıl girersin? Evet. Ya ilk hafta darbeleri genelde böyle oluyor e, Premier Lig'de. Ben yani gümrür gümrür oynanan bir ilk ya da iki, şey, iki, üç hafta derbisi bir şeyi hatırlıyorum. Galiba bizim e, Premier Lig'de Spor'ta ikinci sezonumuzdu diye hatırlıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Gökhan Abdi'nin geldiği sezon, ikinci hafta diye kalmış aklımda. Bir Arsenal-Tottenham maçı hatırlıyorum ikinci hafta. Akıl alır gibi değildi tempo. Yani ayağa kalkıp ayakta falan anlatmıştık. E, Gökhan'ın daha işte ikinci, üçüncü haftası kanalda. Premier vesaire vesaire geldiği için heyecanlı. Bir de öyle bir maç denk gelince daha sezon başında... ...ikimiz de bayağı zirveye çıkmıştık ama... Yani ...o maç dışında ilk 2-3 hafta derbileri... ...genellikle tempo olarak da düşük oluyor. Ki dün düşük tempo yoktu çok fazla yani. Düşük tempolu bir maç diyemeyiz. Ama e, takımların oyun ritmi e, henüz bulamadıkları için... ...hele City olduğu zaman bu biraz daha fazla ön plana çıkıyor. E, genelde standart Premier League derbi kalitesinin ya da büyük maç kalitesinin biraz altında oluyor. Dünkü maçı da ben e, öyle değerlendirebilirim. Benim de aklıma bir Liverpool Arsenal maçı geldi. Bahsettiğin sezondan bir sezon önce olabilir. İki tane, iki tane atmıştı. 2-0 biten maç mı? 2-2. 2-2 biten maç. O da Ama akılmıştı. o sezon sonu e, Nador oynanmıştı. Açılış mı? Sanki ben açılışı diye hatırlıyorum. Ben onu hafta arası, akşam maçı ve sezonun ortaları diye hatırlıyorum. Ya ortalarını ya da ortalarından biraz sonra diye hatırlıyorum. Maçı da Erman anlatmıştı diye kalmış aklımda. Maç Esport'taydı. İlk hafta maçıydı. İki tane iki tane anlattı. Bu da benim hafızam. İlk kaldı. hafta maçı o kadar net kalmışsa İlk ben Mares. yanlış maçı söylüyorum sana. Ben de emin değilim. Ee, Rodri'siz bir site. Evet. Ee, tek pivot Kovacic gibi. Yani üç stoper önünde Kovacic ve altılı bir at. Karşı tarafta Mareska üç merkezde yani hem Lave hem e, Kaysedo'yla Klavye bence Chelsea adına maçın en iyi oyuncusuydu. Biraz erken çıkmış Bence olabilir. de öyle. Bence çıkmamalıydı. Bence de. Erken çıkmaktan ziyade hiç çıkmamalı. çıkması gereken oyuncu muydu. Ben de performans olarak öyle görmedim. Ama belki fiziksel olarak sıkıntısı vardı. Öyle gözükmüyordu ama. Yani bu konularda çok böyle büyük çıkarımlarda ya da bulmak da çok doğru gelmiyor bana. Haklısın ama. Chelsea'den ele alırsak sanki karşılama oyunu fena değildi Chelsea'nin. Yani presi bence fena yapmadılar. Bu benim şahsi fikrim. Ama toplu oyun ciddi sıkıntılı gibi gözüküyor. Ne dersin? doğru. Bence de toplu oyun toplu oyuna göre daha ön plandaydı ki ya zaten böyle bir iş orta sahaya çıkıyorsan bir maça öyle olmasını beklemen gerekir. Çünkü bunu Romeo Lavia geldikten sonra da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. muhtemelen bir tarihini büfede. Yani Lavia, Enzo, ee, ve Kaisedo üçlüsünün birlikte oynaması e, seni savunma anlamında çok yukarı çıkarabilir. Karşılama yönünden e, standart üstüne çıkarabilir. Ama toplu oyunda e, geçişler dışında özellikle topa hakim olmaya başladığın e, periyotlarda e, bunun sıkıntısını yaşamama ihtimalin yok. E, neden bu üç oyuncu arka arkaya transfer edildi bilmiyorum. Bence bir maçın yani bence standart bir Chelsea 11'inin e, 11'inde bir tanesinin olması lazım bu acıda. Üçlü ve orta saha kurulacaksa bir tanesinin olması gerekiyor. İki tanesi anca hedef toptan felaket ettiği, işte biraz daha karşılaşma, biraz daha kontraya geçişe yatkın olduğu maçlarda tercih edilmeli. Üçünün beraber tercih edilmesi sezon başı ve karşıda e, City olduğu için değerlendirilebilir. Ama ben birlikte oynama süreleri arttıkça Chelsea'nin üretkenlik önünden e, ciddi sıkıntılar yaşayacağını e, düşünüyorum. Üç tane 6 ya da 3 tane 6-8 arası oyuncu. Dün işte Enzo üçlü beraber oynadığı için Nikola Jackson'ın yanında e, stoperlere baskı yapmaya gitti. E, geçtiğimiz sezondan beri yani Pochettino da onu biraz daha böyle 8 hatta bazen 8-10 gibi kullandığı maçlar olduğu üçlü orta saha içerisinde. Arkasında Kayseri varken özellikle. Ben ikisinin bile e, Premier Lig'in birçok maçı için fazlalık olduğunu düşünüyorum. Benim hayalimdeki bir şampiyonluk adayı ya da bir yüksek profilli Premier Lig takımının 11'inde bu oyuncuların ikisinin oynamaması lazım. Ama üçünü beraber transfer edince en az ikisini sahaya atman gerekiyor. Lave geçen sezon sıkıntılar yaşadı. Sakatlıklar vesaire yoktu. Bu sezon beraber oynayacaklar. hazırlık maçlarında da iyi performansları var Romeo Lavia'nın. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. hakikaten maçın Chelsea'nin en iyilerinden biriydi. ama Chelsea'ye bir sorun getirdiği ya da orta ve uzun vadede devam ederlerse birlikte oynamaya farklı sorunlar getireceği bence kesin gibi. Şey gibi mi diyorsun? E, Kaysedo, Slashlavia, bir Hol, Palmer gibi bir üçlü mesela bazı maçlar. Ya da Enzo. Çünkü birini koyacağımızda e, Enzo, Kaysedo, Lavia'dan ikisinin kenarda oturması gerekiyor. Bence bu arada Chelsea de bilmiyor neden üçünü. <laughs> anda ben de hazır. bildiklerini düşünmüyorum de. abi. Ben de bildiklerini düşünmüyorum. Kaysedo ve Lavia arka arkaya hatta Liverpool elinden Tabii. aldılar. Evet. Liverpool onları ikame olarak bak Liverpool onları ikame olarak görüyordu. Evet. Bunlar gittiler ikisi beraber aldılar. Hani sanki yani Liverpool'la şampiyonun mücadelesi veriyorlar da sanki. Yani sadece iki başlı birlik. İki iki başlı birlik olur. Liverpool'un çok ihtiyacı vardır o oyunculara. ikisini birden. Sen ikisini alırsın ve rakibi hakikaten hareketsiz bırakabilirsin. Ama öyle bir durum da yok. Ee, yani öyle bir rekabet de yok aralarında. Hiç anlaşılır değil. Yani bence yazık ediyorlar oyuncu profillerine. Yani illa kopanlı ortada olmamın olmasın abi. Ama üçlü orta sahanın ikisinin e, bu oyunculardan e, olmaması gerekiyor bana kadar. Yani Kulopalmer kenarda kalmaya devam edebilir. Ama yani Liverpool'un McAllister, Zoboslaş gibi oyuncu profilleri kullanıyor. Bunların ikisi beraber kullanıyor merkez orta sahada. Yani hiç söylemeye gerek yok. Zaten o yani Guardiola'nın orta saha düşüncesi çok çok farklı. E, şimdi şampiyonluk için e, Arsenal'de Ödegard, Kayaversi, ee, orta sahada kullandığı maçlar var. Hazırlık maçlarının çoğunu da öyle kullandı ama lig başlar başlamaz yine saati 9'a attı. Yani böyle oyuncular orada oynarken senin bütün üçlü orta sahan ya da üçlü orta sahanın ikisi 6-8 karakterli oyuncular olunca e, yaratıcılık çok sekteye arıyor. E, hatlar arasında oynama şansı olmayan üç oyuncu Zaten Caicedo ve Lavia çok derinleşiyor. Enzo öne giden oyuncu. Enzo topla beraber en yeteneklisi ama o da bence hatlar arasında. Yani ikinci, üçüncü bölge geçişleri o kısımlarda derindeki işlere göre çok daha zayıf ya da çok daha az performans verecek bir oyuncu. Bu bir problem. Bunu transferle çözmesi gerekiyor. Yani düz bir hol olur mu? Olabilir. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans gösterdi oyuncu. Ben hala et mi balık mı anlayabilmiş değilim. Ama yaklaşık 40 milyon euro mu? 40 okay, milyon beş. euro, 35 civarında bir bon servis verildi. Bana biraz fazla geliyor. Chelsea için bedava mı? Chelsea için bedava olabilir. Yani Premier Lig'de bu sezon e, iyice e, balonlaşmaya başladı fiyatlar. Yani mesela Louis Hall'u Newcastle'da 33 milyon evet. euroya çaktılar ya. Yani. Evet. Bilmiyorum, bence yetmez. Abi, İngiliz olması çok değiştiriyor işleri. O regülasyonlardan da dolayı. Tottenham'ın aldığı DMC de mesela genç çocuk 40 milyon pound. E Omar Hutchinson'ı geçtiğimiz sezon işte şeye sattılar yani Ipswich'te kiralıktı. E, bon servisini aldı Ipswich. 23, 23 civarı, 22, 23 civarı. Asla etmez. Etmez yani o çocuk 22. Çok oyuncu vardır biliyor musun böyle? Sayısız oyuncu var abi. 30-40 milyona giden sayısız İngiliz genç var. Yani senin söylediğin şey mutlaka faktördür ama İngiliz olması... Yani bir oyuncunun fiyatını 25 30 yapar abi. Ya yani 15'ten 30 yapmaması lazım. Bence. Çok fazla veriyor e, premierlik kulüpleri. Yani fazla parası olanın daha kolay vermesi çok anlaşılır bir şey abi. Yani dünyanın en zenginleri de e, işte mont alacak mesela. 2000 liraya alabileceğin monta 20 bin lira veriyorlar. Baya, e, yani para arttıkça premierlikte şey. para artıyor. Harcamanın da biraz artması anlaşılabilir ama bu e, öyle değil. Yani hakikaten çünkü 20 20.000 liralık montla bin liralık mont arasında performans olarak gerçekten çok az var. Bir insan hissedebileceği. Ama oyuncular da öyle değil. Bambaşka hale getirebiliyor Bir oyuncu ilk 11'i bambaşka hale getirebiliyor. Ee, yani buradaki savurganlık çok fazla gelmeye başladı bana. Allah'tan bak işte iki oyuncu 60 milyon euroyu kazandılar. Ben 10 tane oyuncu sayarım 30 milyon euro civarında transfer olan. Bak, bu oyunculardan bir kısmı belki 100 milyon euro transfer yapacak sonrasında. Ama fazla abi şu anda 30 milyon euro etmesi fazla bu oyuncuların. Solanke 65. Fazla. Bence de ya. Etmez abi. Tabii canım. Nasıl eder abi Spanky 65? Ya şu anda 65 milyon. Bir de fiyat şeyi yaşı kaç Spanky'ne? 26 diyeceğim. Ay, ay, Atıyor muyum? Bir, bak 20-21 yaşında olur. Bournemouth'taki 19-20 gollük bir sezondan sonra bunu yaparsın. Spanky bence de 25, minimum 25 ya. Öyle olması lazım yani. Evet. Yıllardır 26. Asla etmez abi. Şey, bak Solanki 30 tane tane belki Tottenham'da 130 milyon euroya bir sonraki transfer yapabilir şu anda 65 milyon euro vermesini haklı çıkarmayacak bu. Tabii canım. E çünkü o anı göre değerlendirmen lazım. E şeyden al. Solanke'nin adam akıllı oynamıyorken hatta şey hatırlıyor musun? Brewster'ı vardı Liverpool'un forveti. Ryan, Ryan Brewster. Evet. Brewster, beraber beraber açmışlar. çıkmışlar 20 şerden birini Bournemouth'a birini... Sheffield'a. Sheffield Brewster herhalde şu an piyasa değeri 3 milyon falandır. böyle evet yani. O günden beri görmedim. Öyle öyle. E, Premier Lig'in e, Ekonomik sabrıganlığının farklı yönlerden çok fazla eleştiri almaya başladığı bir dönem yaşıyoruz birkaç yıldır. Yani bu tarz harcamalar bu eleştirileri çok haklı hale getiriyor abi. Savunamıyorsun ya. Yani. Savunulacak tarafı yok bence. Ve nasıl 33 milyon euro eder? E, diyorum ya 2 yıl sonra 70 milyon euro, bir an patladı uçtu gitti 70 milyon euro bence yine 33 milyon değil. Oyunculuk bir kısmı yapacak bunu. Ama o 10 oyuncunun 8'i yapmayacak. 8'i değer kaybedecek. Orası kesin. Hall 33, Livramento'da nereden baksan 25-30'dur. Bir bek de onu çektiler biliyorsun, o da Chelsea'den. Aynen. İki bekin, yani Paris Saint Germain gibi... Bence, bence bu da Livramento'da 30 milyonluk oyuncuydu. Bu almış. O zaman Southampton Chelsea'den almıştı, Chelsea çıkışı. Ya abi sayısız, ya. Premier League'in bütün takımları artık 25-30'u çok rahat çıkartıp veriyorlar. Etmezler. Buradan şöyle geçelim, 30'a verdikleri Kovacic'e karşılık 300 milyona 3 tane e, orta saha aldı Chelsea. Evet. Ama e, cumartesi, pazar gününün en iyi performanslardan, performanslarından biri Kovac Rodri'siz maçta. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ama maçla Chelsea berbat mı oynadı? Chelsea berbat oynamadı. E, maç bir denge maçı mıydı? Aslında kısmen bir denge maçıydı denebilir. Chelsea bu maçtan puan çıkarabilir miydi? 2-0 bulana kadar City pozisyonlara girdiler değil mi? Yani inanılmaz bir pozisyon zenginliği yok ama gol atabilecek ve skoru 1-1 yani maçı 1-1 bitirebilecek pozisyonları elde ettiler. Ama bu ee, ilk hafta performansının Chelsea adına yeterli kılmıyor. Çünkü rakip City, City'nin ilk hafta maçları hep problemdir. Maçtan sonra basın toplantısında bunu söylüyor Guardiola. Yani e, hatta beklentilerin ötesinde gördüğü için takımı işte yine oyunculara övgüler yağdırmış. Klasik Guardiola e, övgüleri biraz aşırı bir şekilde. E, Guardiola'nın City'si ya da Guardiola takımlarının ilk haftaları hep problemdir. İki, bu takım için Rodri'sizlik dünyanın en büyük probleminden biri. Geçtiğimiz sezon 4 maç oynamadı. 4 maça Premier Lig'de oynamadı. Üçünden mağlubiyetle ayrıldılar. Üst üste iki tane mağlubiyet aldılar onun yokluğunda. Ki en son üst üste iki mağlubiyetleri muhtemelen onların 200 sene önceydi. Bilmiyorum da. Yani nadiren olan bir şey. İkisi Rodri'nin yokluğunda geldi arka arkaya. Dört maçtan üçünde mağlubiyet. Bir önceki sezon iki maç yok bir mağlubiyet. Ondan önceki sezon işte ilk hafta derbisi yine şeyin ilk maçı Tottenham'la e, ee, Portekiz'de Nuno Espirito Santo'nun ilk maçı mağlubiyet. Oynamayınca gene de mağlup oluyor City. Şimdi oynamayınca genellikle mağlup olan bir takıma karşı e, erken 1-0 geriye düştüğün, maçın büyük bölümünü geri oynadığın maçta e, sorunlu bir City'ye denge oyun ortaya çıkarabiliyorsan bu başarısızlık bence. Bence yani ilk, ilk hafta için bence başarısızlık. Bak beraberlikle bitirebilecek, e, puan çalabilecek bir maç oynadığını kabul ediyorum e, Chelsea'nin. Ama bu karşı bu başarı değil. Çünkü bak maç uzun süre 0-0'dır. Bu denge oyunu o zaman biraz daha uygulayabilir. Zaten 1-0 almış hı hı. City. Ondan sonra topu da bırakmışlar. Ya da topu o kadar fazla alma niyetinde değiller. Artık hoca bunu yapıyor. Hı hı. Ee, Manchester City'de bir, bir süredir, 2-3 yıldır bunu yapıyor. Ee, çok uzun bir süre boyunca maçı öne götüren bir takıma karşı sen rakipte Rodriks'i isken ve ilk haftalarda sıkıntı yaşayan bir takımken e, bence şu anda birçok oyuncusu kendi standartından çok uzakken geçtiğimiz sezon yıldızı Foden maça kenarda başlıyorken De Bruyne bu kadar e, formundan uzakken çıkarabildiğin oyun denge oyunuysa ya evet buradan puan çıkarabilirdikse bence başarısızlık bu. Bu maç üzerinde diyorum. Evet. Ve ben yani ben gördüğüm Chelsea'den çok hoşlanmadım. Çok bana ümit var gelmedi. Ama büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle diyorum bu üçlüyü beraber az kullanacaktır diye tahmin ediyorum bundan sonra. Yani Enkunku'yu solda kullanması demin bahsettiğin hatlar arası oyunda sıkıntı yaşayan e, Chelsea için bana garip bir tercih gibi geldi. Yani genelde Leipzig'de forvet arkası izlerdik. Ya da ikinci bir forvet, yardımcı bir forvet gibi. Hiç denemedi. Herhalde vak vakit aktıkça da orayı Pedro Neto yapacak gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum o kadar tercihi var ki Emre. İşte gördün antrenmanı ben... yani. 700 kişi idman yapıyorlar. Evet. Rara. Mesela Rahim Sterling çok enteresan geldi bana. Çünkü evet maçtan sonraki basın toplantısını görünce ben anladım ki gözden çıkarmış Maresca Sterling'i ben, ben öyle anladım galiba. Ve onu bilmiyorum ama gözden çıkardığını hissettim ben yani açıklamaları biraz o yöndeydi yani ısrarla sorular geldi onun üzerine sürekli yani istiyor musun dediler ya ben istiyorum ama kulüpteki diğer 30 oyuncu da istiyorum ben onlardan farkı değil benim için dolayısıyla birilerinin ayrılması lazım dedi ona bile yani istiyorum derken bile diğer 30 oyuncu da istiyorum çünkü onlar benim oyuncu. Ama bu kulüpten birilerinin ayrılması gerekiyor gibi bir cümlesi var adamın. Şimdi onu duyduktan sonra ben, ben yani kadro dışına bırakmasına olumsuz yaklaşmıştım maçtan önce. Eğer plan dahilindeyse, planların içerisindeyse çünkü eski takım abi. Yani o motivasyonu kullanmak istersin. Genellikle eski takımlarına karşı oyuncular iyi oynar. Bak ilk 11 başlatmazsın, antrenman temposu yetersizdir. Son 15 dakika o motivasyonu kullanmak istersin. Ee, çok şaşırtıcı bir karar gelmişti bana. Çünkü hazırlık maçlarında da oynadı Raheem e, fakat maçtan sonraki basın toplantısını izleyince Maresca'nın gördüm ki planlarında değil. Benim düşüncem, benim çıkarım bu? 2-3 yani dakikalık Rahim Sterling sorularına verdiği cevap planların dışında olduğunu gösteriyor. O zaman ona bir şey diyemem abi. Tamam ya başka bir plan yapmıştır. Rahim Sterling onun ne değildir. Netosu, işte Enkunkusu, Kol Palmer'ı vesaire bambaşka bir kenar oyunu e, orta sahayla beraber kurulacaktır. E, bir şey demek e, mantıklı olmayabilir ama Raheem şu anda bütün takımlar için, İngiltere olsun, İngiltere dışı olsun, yakın topraklar olsun, çok ideal bir transfer hedefi haline geliyor olabilir. Chelsea'de tabii böyle çok oyuncu var. E, bakalım, yani işte Chukwuemeka, Lukaku, Chaloba, Gallagher Yani e, en az 20 tane oyuncuyu elden evet. çıkarması lazım Chelsea'nin. City tarafına döneyim diyorum. Tabii. Bir soruyla döneyim. E, Kaan Demirer diyor ki, City'nin ileri hatında Doku, Haaland ve Savinho üçlüsünü bu sene ne sıklıkta görürüz sizce? Bu üçü daha direkt bir oyuna geçişin göstergesi mi midir? Ki Doku iyi maç çıkardı. İkili mücadele ve dribbling sesi çok yüksekti. Haaland için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Maçtan sonra şey demiş yani Guardiola bana ihtiyacı ihtiyacı olmadığını söylese anlarım e, gibi bir açıklama yapmış. Çünkü komünistlikten sonra bu maçta da 17 ya da 18 top alabildi Haaland. Golü ayırıyorum tabii. Yeni yine işini yaptı. Ya bu çok normal bir şey değil abi. Ee, yani oyuncunun hissettiği şey farklı olabilir. Kendisini e, takım içerisinde daha farklı hissediyor olabilir. Bunları belki anlayamayabiliriz biz ama Haaland zaten stil kariyerinde e, oyunun çok içine olan bir oyuncu değildi. E, o yüzden Haaland'ın şok hayatması gerekiyor. Maçtan sonra söylüyorlar işte 100 maçta 91 gol. 100 Premier League maçında 91 gol olmuş galiba. Ya da ona yakın bir şey. E, müthiş bir rakam. E, övgüler... Tabii ki. Guardiola övgü yapıyor ama zaten Haaland buna mecbur. Çünkü Haaland bak %91 değil 60 atsa sorulanmaya başlar. Oyunla da aileti çok düşük çünkü. E, o nedenle gol atmaya mecbur olan bir oyuncu. Maç başına bir gole yakın bir ortalama tutturmaya mecburu bir oyuncu. Bunu da yapıyor. Makine gibi olduğu için yapıyor bir şekilde. E, attığı gol de bence Tabii. yani yokluktan gelen bir gol. Tabii. Şimdi e, dokudan şey yapayım istersen. Ya e, bu üç ben yani daha doğrusu Doku-Savio Savio kenarlarını çok olumlu gördüm maçta, özellikle iki yarıda çok olumlu gördüm. E, çünkü yani iki oyuncunun da driblingçi olması, e, kenarlardaki iki oyuncunun dribblingçi olması, Haaland merkezdeyken City'nin e, silahlarını çok arttırıyor bana kalırsa. E, çünkü bu iki oyuncudan birini işte Bernardo gibi e, orta sağcı ya da Foden gibi içeri kat edici e, bir oyuncu yaptığınız anda o zaman rakiplerin sizi savunması biraz daha kolaylaşıyor diyeyim. Yani Ford'un oraya gelmesi başka tehditler getiriyor tabii ki ama derin bloklara karşı, özellikle geniş savunma yapan, beşli savunma hattı kuran takımlara karşı işleri biraz daha kolaylaştırıyor olabilir ya da tahmin edilemezliğini azaltıyor bence Stin'in. İki tane adama istebilen kenar oyuncusuyla ilk yarıda e, doku'nun ilk bir 10-15 dakika örselediği zamanları vardı. İlk 20 dakika Savio geride başladı. Sonra Savio bir 20-30 arasında ya da belki 25-35 bir 10 dakikayı çok çok etkili oynadı. İki defa çalımlarla geldi, cadar sahasına girdi, çizgi yendi vesaire. E, i̇ki kenarda drip oyuncular takımın oyun kontrolünü biraz düşürüyor belki ama e, çok daha rahat bir şekilde hücuma ya da skora gidişini e, kolaylaştırıyor gibi hissettim. O yüzden biraz daha fazla yapabilirim bunu. Geçtiğimiz hafta Oscar Baba konuştuk burada. Hı -hı. Çocuk dizi patlattı abi. Evet. Yani nasıl bir ağız var bizde diyor. Yani her sezon bir tane bombamız var böyle. Daha ilk programda çocuğu övdük. Haftanın yıldızı dedik. İki gün sonra ya 24 saat ya 48 saat sonra dizi gitti. Beş ay yok galiba çocuk. Bence oynasaydı kesin ilk 11 başlardı. Hı -hı. Ve Savio'dan da daha etkili bir maç çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten formdaydı oyuncu. Ciddi bir kayıp. Çünkü benim anladığım sağ tarafı Biraz daha bu iki oyuncuyla kuruluyordu kafasında. Yani bu iki oyuncu ve Foden ama Foden'ı daha fazla merkezde kullanma düşüncesi var gibi hissediyordum ben Guardiola'nın hazırlık maçlarını düşününce. dolayısıyla bu iki kenar beraber bu sezon daha fazla görebiliriz. Zaten Bob'un sakatlığıyla beraber Savio'nun oynama süresi de çok daha fazla artacak büyük ihtimalle. Ya da Foden belki biraz daha fazla sağ kenar rotasyonuna tekrar giriş yapacak. bunun dışında Haaland konusu dediğim gibi buna mecbur. Doku da Abi final olmuyor yani. Tabii. Çok etkili, çok etkili, çok örseliyor, çok yıpratıyor. Ee, ciddi katkıları da var ama final yok. E, attığı gol biliyorsun. Doku getiriyor. Pası kötü pas. Pas Colville'e gidiyor abi. Bak Colville için çok rahat oldu. Colville e, yanında o topu karşılayacak. Bernardo ayağını bir uzatıyor. Colville'den e, geliyor top. Havan'da ondan sonra şey gibi, Bulldozer gibi içeriye giriyor. Colville'i sırtına alıyor. Kore'ye zaten şey gibi, sinek gibi kaldı yanında. Attı golü. Çok da güzel attı yani. E, topun dibine gelerek karşı karşıya çok güzel bitirdi. O poli, mesela şeyi hatırlıyor musun? İlk yarın sonlarına doğru önde baskıyla doku Ceda Sağsı yayının biraz gerisinde bir top kazandı. Kendi bir Kendi bireysel katkısı, evet. bireysel presiyle. Neredeyse tek başına yaptı o presi kazandı topu. İçeri çekti abi. Haaland kendisini bir anda sağ stoperle sağ bekin arasına aldı. Bak net bir şekilde verebilir. Bak geçim geçmeyebilir. Oyuncu var orada ama o pası vermesi lazım orada. Görmedi bile. Gitti yaydan vurdu. Ya savunmadan döndü ya avuta gitti vesaire. Tercihler falan hep sıkıntı. Yani böyle 2-3 tane daha final e, problemi hatırlıyorum dokuda. Final olmuyor. Yani 7 tane çok kaliteli top getiriyor. Ama 5'inin finali felaket olunca etki çok az oluyor abi. abi ee, bu arada Haaland'ın çok affedersin. E Haaland'ın yaptığı en iyi işlerden biri bahsettiğin şey olabilir. Ceza sahasındaki konumlanmaları hep top tersteyken stoper arası ve hep çok doğru. doğru yani bunu düzenli şekilde geldiğinden beri müthiş yapıyor ya. Yani. Zaten abi yani inanılmaz bir son değil. dünyanın futbol tarihinin gördüğü özel son biri değil. Şu anda da en elit son biri değil. Çok kütleli böyle bir oyuncunun ceda sahasında bu kadar alan yaratabilmesi kendisine, bu kadar pozisyon yaratabilmesi senin söylediğin bir şeyle alakalı. Kesinlikle hareketlenmeleri falan çok iyi ve yani bence Haaland'ı bununla beraber yani Ceda... Maresca şey diyor maçtan sonra. Bence biraz abartmış. Bugün çok iyi maç çıkardık. Bence çok iyi oynadık. E, i̇ki takım arasındaki fark, ceda sahası içindeki fark diyor. Bu kısmen doğru. Çünkü yani bir tarafta Haaland var, diğer tarafta Niko var. Baktığın zaman. Şimdi. Ah Niko ah. yani Diğer oyuncular için de söyleyebilirsin bunu. Yani City'nin oyuncuları ceza sahası için daha yetenekli, daha mahir oyuncular. Ee, i̇şte Haaland o ceza sahası içerisinde 1.93'lük o kütleli e, fiziğiyle bu skorları yapabilmesi tamamen bununla alakalı. Yani dünyanın en özel son vuruşlarından biri olduğu için değil. Ondan da da yani tabii ki çok iyi vuruşçu, çok iyi bitirici. Ama 30 atmasını sağlayan şey skor yani bitiricilikten ziyade bence biraz bunlar. Ve hem ceza sahası içerisinde bu mahareti var hem de rakip öne, önde baskıya geldi. Birebir baskı yaptı. Arkada birebir eşleşti. Bir stoper bıraktı alanda. Savunma arkasında bir koşmaya başladı. Uzun vurduğun zaman bir şekilde alıyor zaten o topu. Ee, yani bu yönlerden çok komple ama Stil'in pas oyunu içerisinde dahiliyeti minimum. Bunun gelişmesi Kısma, yani kısmı yani kısmi gelişmeler olabilir bunda. Mesela geçmiş ikinci yarısında kısmi gelişmeler olmuştu. Hatırlıyoruz. Bir, bir önceki sezonla aynı şey geçerli. Ama burada yani hiçbir zaman Haaland böyle derine gelip e, maç başına 60 tane topla buluşan e, ortalama 30 35 tane pas yapan bir sandırfor olmayacak. Ya yani zaten onu yaptı, onu yaptı Nasıl skoru düşer. Onu yaptı Nasıl skoru düşer. Yani 30 atamaz. 20'lere 15-20 arasında düşebilir onları düzenli yapmaya başlarsa. Ee, Bunun da çok fazla anlamı yok. Çünkü hiçbir zaman okulunda usta bir oyuncu olmayacak. Ustalığı tamam. burada. İstersen buradan e, tepede net 9 kullanmayan iki takıma geçelim. geçelim. En bu haftayı böyle geçtiler. Jota ve Havertz'de geçti e, tepedeki takımlar 9'u. Liverpool'a başlayalım formaya da. Saygı kuşağı olsun. Arne Slot bir gündüz maçıyla tanıştı. İlk yarı takımı uyudu. i̇kinci yarı işler onlar adına bir tık daha tempolu ve iyiydi. Çok kötü bir ilk yarı. Gayet iyi bir ikinci yarı. Ee, şey diyor. Buraya geldiğinde bana söyleyen şeylerden biri Jurgen Klopp'un <laughs> 14 30 maç yani daha doğrusu 12 30 maçlarından nefret ettiği şeklindeydi. Galiba neden nefret ettiğimizi gösterdik ilk yarı performansıyla vesaire diye. İkinci yarıda daha farklı bir oyun. Ee, hakikaten ay, cesur bir topsuz oyun Ipswich'ten birebir baskı, adam adama baskı. Ee, o baskıyı ikinci yarı hatta daha öne çıkarmışlar ki bence o bir hata olabilir. İkinci yarı biraz daha denileşmesi gerekirken aynı yerde kaldı. Hatta zaman zaman daha öne çıkmaya başladı Ipswich. Çünkü ilk, ilk yarıdan sonra bence maçı kazanabileceklerine inanmaya başladılar. Ama işte o alanlar artmaya başladığı zaman ya da o alanlar aynı şekilde kalmaya başladığı zaman o riski almaya devam ediyorsun ve Liverpool oyununu bir tık yukarı çıkardığı zaman e, çok daha rahat pozisyonlar bulabiliyor sana karşı. E, Jota zaten İyi durumdaydı. Ee, bekliyorduk ee, sezonun iyi girmesini. İlk 11 başlamasını da bekliyorduk. Golle başlangıcı yaptı. Devam edecek gibi gözüküyor bir süre 9 numarada. Ee, onun dışında ikinci da güzel. Böyle çok detaya girmeyelim. Zaten derbi uzun konuştuk ama şunu söyleyebilirim yani e, Anne slotu izledim, basın toplantılarını kaçırmamaya çalışıyorum. Ya ben oca da farklı bir şey görüyorum abi. Hakikaten farklı bir şey görüyorum. Yani Maleskaya'da izliyorum mesela. Tenag'ı da izliyorum düzenli. Basın toplantılarının ben bir ile alakalı ya da konuşmaların çok şey söylediği düşüncesindeyim. Ee, Arne Slot'ta farklı şeyler var. Yani böyle enteresan etkiler gösterebilecek. Liverpool'da olur olmaz önemli değil. Bunu konuştuk yani. 9 yıllık kulüp döneminden sonra Liverpool'da başarılı olmak çok zor bir şey zaten. Başarırsa ezanı helal olsun yani. Ama Liverpool'da baltayı taşa vursa da Arne Slot... Ben önünün e, çok açık olduğuna dair, e, oyun vizyonunun çok farklı olduğuna dair şeyler alıyorum hocada. Tek hoşlanmadığım şey biraz fazla bireyselliği şey yapmaya baskılamaya baskı baskı. çalışıyor. Ha, basın toplantısı için söyleyeyim. Yani oyuncu soruyorlar, hemen şey diyor. Yani tamam ama e, oyuncu yani işte bir oyuncunun iyi bir performans göstermesi takım işidir vesaire falan diyor. E, bunlar da biraz kendine güvenebilir, belki zamanı ihtiyacı var. Klub soru yani bir oyuncuyla alakalı soru geldiği zaman 4 dakika oyuncuyla alakalı konuşuyordu. Guardiola Haaland soruyorsun 5 dakika Haaland konuşuyor falan. Bu tabii ki başarmışlıklarıyla ve o baskının belki de bu hocaların üzerine kalkmasıyla ya da oyuncu hocaların profiliyle alakalı olabilir. Ona bence biraz dikkat etmesi lazım. Ee, yani bir oyuncudan 3 dakika bahsetmek ya da bir oyuncu 3 dakika övmek çok büyük sıkıntı değil. Yer mi? Övmekte problem yok. Ama sanki şey hissediyor olabilir. Yani bir oyuncu övmek diğer oyuncular için acaba eksi yaratır mı? ya da taraftarın gözünde bir negatif algı yaratır mı gibi bir düşüncesi var gibi hissettim ben. Tek o rahatsız etti beni. Onun dışında konuşmalarını falan çok beğeniyorum. İngilizcesi bayağı iyi zaten. Ee, olması lazım. Hollandalıların çok iyi zaten. İngilizce. Evet. Ama başarısızlar Premier Lig'de. Doğru. <laughs> ee, i̇yi iletişimciler ama e, bu ligde çalışmıyor ya. Başından sonuna kadar ya, en başarılı hoca Tenak diyebiliriz. Evet ya ben çok inanmıyorum abi. Millet bunu Giovanni Van Bronckhorst Türkiye'ye geldiğinde de söylemiştim. Çünkü Türkiye'de de Hollandalı hocalar olmuyor diye bir algı vardı. Von Van Bronckhorst Evet, da Belki de olmayacak bak. Yani çok iyi başladı ama olmayabilir. Ama ben bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Niye olsun ki? Yani Hollandalı hocalar niye olmasın? Ya da ya, Ugandalı ben... hocalar niye İtalya'da olsun da Türkiye'de olmasın? Ya bu çok inandığım bir şey değil benim. Babel'in bir açıklaması vardı? Net hatırlayamıyorum ama e, Hollandalılar kendilerini biraz yüksek perdeden ifade etmeye çalışıyor İngiltere'de. Biraz egodan bahsediyordu galiba. Olabilir. bu işleri zorlaştırıyor demişti galiba Van Hal üzerinden ama eski bir açıklamaydı. Tam hafızamda kalmadı. Olabilir. Yani ben o zaman sana şunu söyleyeyim. İngiltere'de Premier Lig hocaları olmuyor. Hangi büyüklükte şey İngiltere'de Hollandalı hocalar olmuyor. Hangi büyük ligde Hollandalı hocalar oluyor? Var mı mesela örnek önümüzde? Yani zaten Hollanda'da hocalar başka hangi büyük lige gidiyor ki? Ha yani belki de son de, de, da. belki, de son dönemde çok iyi Hollanda'da hoca çıkaramadılar. bu da olabilir. Ki slot gelene kadar bir 4-5 senedir de. Tenek e, tenek bir tenag var. Başka hoca yoktu. Ya yani bir Giovanni van Brokhorst işte biraz daha düşük da profil gidiyordu evet. dışarıda. Bir Avrupa Ligi finali yaptı vesaire. E, millet burada oluyor, burada olmuyor. Bir çok, çok inandığım bir şey değil benim. Belki de doğrudur abi ama bana çok mantıklı gelmiyor. Peki Arsenal'de 9 e numara Havertz olur mu uzun vadede? Buna ne dersin? Ya iyi gittiği sürece olacaktır. Ee, i̇yi de gidiyor. Bir gol bir asist. Saka bir gol bir asist. İki oyuncu da fantezi premier kadromda. Sağ olsunlar. Ben unuttum kadroyu yapmayı. Abi ben Otağı kadroyu yaptım. Ya. Kaptanı yanlış seçtim. Yani yanlış değil. Kaptanı seçmedim. Watkins kaptanı oldu. Bak oh. yapacaktım. Çok üzücü ya. 12 puan gitti. Bende de jota vardı. 12 Salman puan gitti ama ben. 8 çarpı 2 16. 2 çarpı 2, 4. 16 yerine 4 puan aldık. E, Munoz'u alacağım şimdi White Card'la. Crystal Palace sahibi buradan e, bir şey olarak, tip olarak vereyim. Ne diyorsun? Sürekli yüksek golcü takımın bu maç yine asist yaptı. ya asist yazmıyor da FPL'ye asist yazıyor ya. Yapar FPL. Mesela Munoz, Minte falan bu oyuncular enteresan. En azından oyuncu almak şey mantıklı ya. Yani savunucu almak da mantıklı. Ben de şeyi çok düşündüm orada. Andersen'i çok düşündüm. E, corner'dı falan. E, evet. Şimdi hem gol atıyor hem de savunması sağlam olan bir takım. Ama sonra vazgeçtim. Biraz daha... Zaten. <laughs> Öyle Derse mi? Derse hiç almayız. Pasta <laughs> kalırsa alırız. Aynen. Yani çok iyi. Ben çok beğendiğim bir savunmacı. Zaten Fulham'da değil miydi oğlum o? Yok. Ee, Lyon'dan Palace'a geldi doğru. <laughs> Yuhayman dersen. Evet. Tosin'le beraber oynuyorlar mı onlar? Ben bir anda Fulham'da sanki Tosin'le... Simriğim falan oynuyordu Tosin. Le... Doğru ya dur. Karıştırdım. Marke ile de... beraber oynuyorlardı ya. Tabii şeyde Palace'ın var Marke ile beraber oynuyorlar. Tosin'le değil. Kalifi öyle gelecek. dört e, tane stoperle oynayacak gibi geliyor Arteta. Bilmiyorum stopere mi gelir, Zinchenko'nun yerine mi gelir sence? Bunu e. dün konuştuk. Yani geçen haftaki programda bunu konuştuk. Yani ben sol bek olacağını düşünüyorum. Ben de. Ama zaman biraz zamanla da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani e, hemen o değişikliği yapmak istemeyebilir. Hızlı bir şekilde yapmak istemeyebilir. Bir, yani bir ay falan olabilir Kalifiori'nin ilk 11'e girmesine. Belki girecek, olmayacak, bir daha çıkartacak falan. Çünkü Zinchenko orada net bir oyuncu. İşte Yürüyen Timber net evet, bir oyuncu. Evet. Uzun zamandır takımı tanıyor, sakatlık vesaire olsa da. Ee, rekabet de sert. Belki işte bu yüzden stopere girebilir. Yani Gabriel bir şey yapsa, nasıl söyleyeyim sana? Sendelese. Sendelese onu alabilir. Ee, Timber Solbeck, Kalofiori, Solstoper, Saliba Sağ stoper olabilir, yani böyle şeyler yapma ihtimali de var. Hoca'nın elinde çok fazla opsiyon oldu, Calafior ile beraber. kim Merino da e, gelirse, yani gerçekten merkez sertlik açısından tavan yapacak ya. Evet. Rays Merino arkalarında... Ben mükemmel bu... olacağını düşünüyorum, Merino'nun mükemmel olacağını düşünüyorum. Acayip ya, savunma tarafını yani zaten toplu oyunu e, uzun süredir bir de Merino çok tecrübeli bir oyuncu. Yani evet. 20 yaşında falan biliyorsun işte, e, Dortmund'dan nevkasılar savunma tarafında inanılmaz geliştirdi. Çok değişik bir merkez olabilir. Ben Newcastle'da da çok beğeniyordum oyuncuyu. Tabii. Yani ben hatta savunmacılığından ziyade Newcastle'dayken pas kalitesini, Hı -hı. topla beraber Hı -hı. dripping yeteneğini daha çok beğeniyordum oyuncunun. Beni test takımında. Aynen. Çok komple bir oyuncu haline geldi. Yani üç de var. Dripping de yapıyor topla. Pasta da oynuyor. Ee, savunma sertlik vesaire kütle o da var. Çok iyi oyuncu ve Rice ve Solic. Rice'la beraber Solic'in çok iyi. Ee, Georgian oynadığı denklemlerde işi zor. Çünkü diğer oyun yani 8 numaralardan biri Rice oluyor öyle bir durumda. Ama belki Merino'yu 6 kullandığı maçlar da olabilir. Yani 6 Merino, Rice 8. Bence 8 numara Merino. Ee, ama farklı şeyler de düşünebilirsin rakibe göre. Birebir katılıyorum. Şöyle destekleyen bir seslik vereyim. Profesyonel olduktan sonra Büyük Beşik'in en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusuymuş Mikael. Mi? Şok oldum okuduğumda. 2018'den beri galiba. İyiymiş. Çok. ya da İngiltere'ye geldiğinden beri. Hiç bir, aklımın sanırım. ucuna gelmeyecek bir isim. Son 5-6 yılın en fazla ikili mücadele kazanan çok iyi. E, merkezi olması acayip. Çok komple bir oyuncu ya. Yani korkunç iyi transfer olacağı düşüncesinde. Yani. Bence de. Başarılarsa. ya Calafiori gibi nokta. Çok güç katar. Şimdi güzel şeylerden biraz Türk Dark, dark Side'a geçelim. Ee, ikaz, mi geçiyoruz? İlk hasta haftanın demeci. Evet. Antonio Conte. Başkan yeniden yapılanmadan bahsetti. Kadroyu değerlendirdim ve buna tamamen katılıyorum. Temelden yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Napoli'den daha iyisini beklerdim. Kulübü yeniden rekabetçi bir hale getirmemiz ne kadar sürer bilmiyorum. 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl hepsi olabilir. Geçen sezonun bir tarihistik olduğunu düşünenler durumun gerçekliğinden çok uzaklar dedi. Ee, dün neler yaşadı ya Antonio Conte? Uyuyabildi mi acaba? Valla baktım, Magma'ya çalıştığım maça gelmeden önce bak, burada bak. konuşacağımız için çok e, felaket, ecaz, bir felaket bir maç olmuş. Felaket maç olmuş. Antonio Conte takımının zaten, hele Lig'in ilk haftasında o kadar oyuna hükmetmemesi lazım. Ama işte bu biraz da skorla alakalı, skorun kaybedilmesiyle vesaireyle alakalı. E, tam anlamıyla dağılma ya da işte e, perişan olma maçı diyebiliriz. da bir o kadar... Bir o kadar etkileyici bir performans. Yani onlar mı çok mükemmeldi o yüzden mi Napoli kötü gözüktü? Napoli mi çok kötüydü o yüzden mi Verona bu kadar iyi gözüktü? Buna da her net bir cevabım yok maçla alakalı. Ama ikisi birbiriyle son derece uyumlu gözüküyor. Yani hem topsuz, direkt hücum, ee, skor üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü... Daha az toplu oynayıp her şeyi daha iyi yapan neredeyse bir takım olarak gerçekten ezici bir ee, galibiyet Napoli'ye karşı, üçlü savunmayı hemen ön plana çıkartan bir e, Antonio Conte var. E, onun üzerinden devam edecek gibi gözüküyor büyük ihtimalle. Hele bu savunma performansıyla başladıkları ortamda. Ama ya bilmiyorum, Antonio Conte'nin bence alameti farikası kuruculuktan ziyade, yani 1,5-2 yıldaki kuruculuktan ziyade kısa vadede performans alması. Evet. Eğer 2-2,5 yıllık bir kuruculuğa ya da işte yeniden yapılanmaya gidecekse Napoli, doğru hocamı Conte'ye emin değilim. Ya belki bu tarafını gösterir olgunlaşmasıyla beraber. Çünkü bence biraz hızlı eski modalaştı Hoca. Benim düşüncem, çok beğendiğim bir adamdır. Yani eski, özellikle işte 7-8 yıl önce en beğendiğim teknik adamlardan biriydi. Ama biraz hızlı bir şekilde denklemden çıktı. Bunda oyuncuları çok sıkması biraz faktör. Çünkü son 10 yılda gittiği için oyuncu oyun olmaya doğru giden bir yapısı var futbolun. Yani teknik adamlar hala çok önemli ama oyuncuların bireyselliği de bir o kadar gelişmeye devam ediyor. Farklı etkenlerle beraber, farklı jenerasyonlarla birlikte o jenerasyonlarla işte aynı hani Mourinho'nun elit seviyede yaşadığı şeyler, Antonio Conte'de farklı yönden yaşıyor gibi geliyor bana. Çünkü yani bugünün oyuncuları işte C, Z jenerasyonu vesaire öyle ketçabı, bira'yı, pizzayı, makarnayı, dondurmayı kısıtlayarak çok kolay başarı ulaşacağım bir jenerasyon değil abi. Conte biraz kendisini bunlarla ifade eden, oyuncuları sıkarak e, performans alan bir teknik adam. O yüzden kısa vadede gelip çok etkisi yaratıp ona kendisini teslim eden oyuncu gruplarıyla çok iyi performanslar gösteriyor kısa vadede. Ama o kısa vade orta vadeye çıktıkça oyuncular o rejimden yani rejim derken yemek rejiminden bahsetmiyorum. Yani. Onun rejiminden sıkılmaya başladıktan sonra da Performans, yani bir anda pik yapan performans, böyle aşağı doğru gitmeye başlıyor orta ve uzun vadede. Şimdi o yüzden diyorum, kısa vade hocası, kısa vadede etkili yöntemleri var. Özellikle dağılmış yapılar için. Ama iki, iki buçuk yıllık bir yeniden yapılanma, ben Antonio Conte'yi yapmazdım. Ama Aurelio de Laurenti zaten. Ne yaptığını tercihler yapan bir teknik adam değil ki abi. Şey, bir başkan değil ki. Tabii canım. O yüzden o Conte'yle yeniden yapılanmayı da yapar. Guardiola gibi hoca getirip 6 ayda performans ister yani. 3 ay sonra Conte'yi kovsa şey demeyiz yani, ''Abi acayip şaşırdım ya nasıl gönderdi Kesinlikle demezsin. E, tabii çok sıkıntı var Napoli'de, kadroda e, da çok sıkıntı var. Yani konuşulacak çok şey var. Çok ama... şey var ama mesela şeyi söyleyebilirim, bu 3-4-3 mesela Kıvara için o kadar iyi olmayabilir. Ee, daha dar alan, daha iç koridorda oynaması gerekiyor, daha merkezde oynaması gerekiyor gibi. Yani mutlaka ona özgürlük tanıyacaktır. Ama yani üçlü savunmalarda oyun kanat bekleyen genişler abi. O yüzden elbette kendisini onun da çizgi attığı çok anlar göreceğiz. Büyük ihtimalle ama iç koridorda oyunun merkezine daha fazla iş yapması gereken bir e, diziliş bu Kıvara'nın. Mesela o bile bana şimdi bu takımın en önemli oyuncusu o mu? O beraber. O. O hala işte şey arıyorlar. Alıcı arıyorlar. o bile mesela bana kısa vadede bu maça dair çok büyük çıkanlar yapmaya gerek yok bu maçta dair ama bu maçta gördüğüm olumsuz şeylerden biriydi. Bu bir. ya Abi zaten mesela Inter'e geldiğinde Politano'yu 3-5-2'ye uymuyor diye göndermişti. Şu an bence zorunluluktan 3-4-2-1 Politano oynuyor evet. yani forvetin arkasında. Ee, kadroda da büyük problemler var. Ee, boş laftanın yıldızına oradan da senin mikrofonda olduğun bir maça geçeceğim Emre. Ee, Denizmanlı ha, evet. Parkman oyuncusu Man, e, Boşlu Haftanın Yıldızı. Boş Car Service, Türkiye'nin 7 bölgesinde her marka ve model aracı profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermektedir. Boşcarservice.com.tr'ye giderek yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi ayarlayabilirsiniz. E, ben maçı takip edemedim. Aynı saatte maçtaydım. Evet. Inter maçındaydı. E, evet. ilk yarısı çok keyifli olduğunu senden öğrendim devre arasında. Ne dersin? E, çok güzel bir ilk yarı oynadı parma. Bekliyordum. Çünkü yani Fiorentina'nın bu sezon işinin biraz zor olduğu kanaatindeyim ee, genel olarak İtalyan'ın sonrası. Yeni hoca bilmiyorum yani hakikaten malumatım olan bir adam değil. Ee, Fena değil ya bence. Bakalım göreceğiz. Ee, çok iyi oynadılar, çok iyi başladılar. 1-0. Fiorentina mı? Yok Parma. Ee, 1-0, 2'yi bulabilecek sayısız pozisyon. Olmadı, atamadılar. İlk yarı biterken Aykut ne yani işte de, konuşurken dedik yani ne diyorsun ilk yarı ile alakalı? Çok büyük ayak kırıklığı bence dedim. Yani oyuncular ayak kırıklığı yaşarak gidiyorlar çünkü bu kadar genç bir takım eforlu da oynadılar. İkinci yarı bir noktada enerji düşecek ister istemez ve yani bu kadar genç takımlar rakip oynamaya başlayınca sıkıntı yaşayabilir. Bir o kadar vasat bir ikinci yarı. E, oyun yavaş yavaş ellerinden gitti. Bence hoca e, şey Fabio ya anlamadığım bir değişiklik yaptı. Üç oyuncuyu bilen değiştirdi. Santa Forboni, Mihaila ve Denizman'ı beraber oyundan aldı. Üç tane oyuncu attı ön tarafa. oyuncuların kontra kalitesi çıkan oyuncuların gerisinde. E, çok kötü gözükmeleri geçişte ya da kontrada çok kötü gözükmeleri biraz da takımın derinleşmesiyle alakalıydı. Ama bence genel olarak zaten geçiş ve kontra kalitesi Boni'nin, Mihailo'nun ve Denizman'ın zaten gerisinde. Ama takım derinleştiği için iyice kötü gözüktüler büyük ihtimalle ya da iyice etkisi gözüktüler. Tamamen kontra tehdit oynayan kalkınca Fiorentina oyun aldı, oynamaya başladı. Yavaş yavaş pozisyonlar da buldu, golü de attı. Bence maç dönmüştü Fiorentina'ya. Orada kırmızı kart yardım etti parmaya. Kırmızı kart gelmese 10 hatta uzatmalarla beraber 15 dakika içerisinde Fiorentina bence maçı kazanmaya çok daha yakın olan taraftı. Çünkü net bir üstünlük ortaya çıkardılar ondan sonra ama 10 kişi kalır kalmaz parma Topu aldı, onlar tekrar oyunu götürmeye başladılar. Hatta oyuna giren ile beraber net bir pozisyonları da var ee, birbiri de. Ee, çok iyi bir kadro yapar mı? Gerçekten bak... Boni nasıl oyuncu ya? Çok iyi oyuncu. 20 yaşında, acayip. Ama Denizman da çok tabii, iyi oyuncu. Tabii. Kesin yani bu iki oyuncudan Parma 50'den aşağı kazanırsa bir başarısızlık olarak değerlendiririm. Yani ekonomik yönden bir başarısızlıktır bu benim açımdan. Çünkü minimum para edecek profiller bana kadarsa. Denizman bir geçiş oyuncusu gibi gözüküyor ama ben kapalı savunmalara karşı da iş yapabilecek enteresan bir oyuncu olduğunu düşünesindeyim En eliterden biri olmayacak ama kesinlikle çok iyi seviyeye gelecek. Bunu zaten Euro'da da gösterdi. Parma'da da bu sezon gösterecek. Boni çok daha komple, çok daha üst seviyeye aday bir oyuncu. Çok iyi bağlantıcı ya bu oyun. Evet. Göre. Çok iyi bağlantıcı. Çok kuvvetli. Evet. Zaten golde golde o veriyor pası. Yani mükemmel bir şekilde alıyor. İlk dokunuş harika ilk dokunuş ve sonrasında çok güzel. Net bir pas Denizman'ın önüne doğru. Ee, o pasları hem uygun şiddette hem doğru ayağa çok kaliteli bir şekilde verebiliyor. Ya da servis yapabiliyor oyuncu. Aynı zamanda iyi de bitirici. Ve fiziğini de iyi kullanıyor. İkili de Çok çok genç bir işte. Harika bir şey ya. Gerçekten yani baktığın zaman komple şeyler gördüğün evet. ee, bir profil. Boni, Johan Boni. şu üçünün beraber çıkması bence çok etkiledi takımı ama bu üç oyuncunun dışında da çok özel isimler var parmada. Ya bu maçta oynamadı mesela Hernani gelecek. Hı hı. Bernabe bu maçta biraz daha on numara gibi oynadı. Biraz daha derinleşmesi daha iyi olur bana kalırsa. Ee, bu maçın etkisiz isimlerinden biri Som. Bence baya baya iyi oyuncu. Ve benim en çok beğendiğim ikilerden biri de savunma ikili standem. Çirikati, e, Balok. İkisi de bak yine Parma'nın bence bu iki oyuncudan bir 35-40'ı var minimum. Parma şey gibi mi olacak acaba? Geçen sene Genova Lig'e çıktı. Çok rahatta bitirdi ya Lig'i. Evet. Et, muadillerine göre, diğer yeni çıkan takımlara göre. Ben, evet. Benzer bir şey sanki Parma'dan izleyeceğiz. Ben de yani, böyle düşün... düşmeyeceğini düşünüyorum takımın. Aynen. Ee, şimdi, herkes şunu düşünüyor olabilir. Ya, bu takım, mesela Serie B'de bura bura mı geldiler? Bura bura gelmediler. O yüzden transfer yaptılar mı? Yapmadılar. Kaleci Suzuki geldi sadece. Zion Suzuki ki... Çok enteresan oyuncu o da. Hakim değilim. Ee, çok enteresan oyuncu. Yani gar Japon ama baba Amerikalı. Şey, Babam mı Amerikalı? Ee, evet evet, baba siyahi kalitesi kalecilerin diyorsun. Evet evet. Hatırladım. Ya babaya ya, baba, ya anne Amerikalı. Evet. Baba Amerikalı diye biliyorum. Ee, anne Japon, siyahi, surata bakınca bir Japonluk görüyorsun. Boy 1.90. İlginç. Çok enteresan abi. Ayak kalitesi bayağı iyi. Eller fena değil. Bayağı iyi kalecilik yaptı maçta. Yani Feronitina'nın da ilk yarıda pozisyonları var çünkü. Ee, ve sen Truden bu oyuncuyu Şubat'ta alıyor abi. Bu yılın Şubat'ında alıyor. 2,5-3 milyona. Parma 4 ay sonra 7,5 verip St. Truden'den transfer ediyor oyuncuyu. 21 yaşında. Evet. Biraz hatta şey yarattı. Yani ne alaka falan dedi Parma taraftarı. Hatırlıyorum. Birkaç hazırlık maçında da sıkıntı yaşadı. Yani nereden geldi bu falan dedirtti. Ama ilk maç çok iyiydi ve Bakınca yine ben, e, onda da komple bir kaleci profili görüyorum. Ayak, el, fizik, her şey var. Bir de C.I. Japon, muhteşem bir şey abi. Harika bir karışım ya. Surata bakınca diyorsun yani, ne, ne, ne garip bir çocuk falan diyorsun ya abi. Çok <laughs> sevimli bir tipi var. Gora refliği gibi oldu ya. Aynen. E, Deniz Van'la bunu niye övdün? Abi Fiorentina'nın kanat oyuncusuyla. Yok. Sakatlanmazlar diyorsun değil mi inşallah? Ha yok yok ben sana e, bir kanat ve bir uç oyuncusu varmadan Kopello'yu diyeceksin? Yok ben sana Fiorentina'dan bir kanatlı bir uç oyuncu söyleyeceğim. IQ'larının toplamı kaçtır bunu soracağım. Ee, söyleyeyim ben sana oyuncuları da, oyuncuları söyleyeyim. Moisinkeen'le şey Kwame. Abi inanılmaz bir ikili ya. Bak inanılmaz bir ikili ya. Bir gün geçirmek isterim onlarla sosyal hayatta. Ya Kwame'nin hala Serie A'da Fiorentina'da forma giymesine şaşkınlıkla karşı. Kwame en son C Cesare Prandelli hocanın Genoa'sında Sorvetik yapmaya çalışıyordu. Bence seri B oyuncusu Kwame. O oyun zekası ama o benim öznel fikrim. Ya yani Fiorentina <laughs> oyuncusu değil en azından. Kesinlikle değil. Yani maksimum Genova. Ve kötü Genova. Yani Gasperini Genova'sı değil. Kalyeri ya. Şu an Kalyeri yani takım. Kalyeri. bu falan. Onun Cesena mesela. Önce. Seri A'ya gelmiş Cesena. Aynen öyle. <laughs> Örnek veriyorum. Ee... Doğru katılıyorum. %100 katılıyorum. Ee, bu ikiliyle ilk yarıda %70 ova sahibi oldu Fiorentina. Evet, Parma yaptı ilk yarıda. <laughs> yani bu ikiliyle topu %70 sahibi olursan hiçbir şey yapma şansın yok İtalya Serie A'da. Bu adına. ikiliyle koşmak, alanları talep etmek dışında bir opsiyonun yok. Maksimum bir oynamadı. Hocam yani. Yani, yani keşke ikisi de oynamasa ama ikisini de yedek kulübesine bırakacak bir personel yok Fiorentina'nın. son keser kovamaya gelir. Evet şey ama oynamalı. maksimum birinin oynaması lazım. Yani hele İtalyan'ın sonrası Fiorentina, bu Fiorentina'da topa sahip olacak bir takım gibi gözüküyor. Ya da Paladino onun çok bozacak gibi gözükmedi bu maçta. Ee, tek maçtan çıkarım yapmak doğru olmaz. Çünkü Parma'da çok topsuz oynayan bir takım. Ee, onlar da bu sezon %30-35-40 <laughs> civarında kalmaya çalışacaklardır birçok maçta. İkisini beraber asla oynamaması lazım. %100 katılıyorum. Real'e geçelim mi? Geçelim kısaca. Bir soruyla geçelim. Uğur Can Kanca'nın sorusu. Real Madrid'in Krasun emekliliği sonrası ön tarafta bir yaratıcılık problemi çekeceğini öngörüyorum. Sizce Ancelotti bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Modric ya da Arda yavaş yavaş ana plana girdiği bir senaryo. Modric ya da yavaş yavaş ana plana girdiği bir senaryo bizi mi bekliyor diye sormuş izleyicimiz. Katılıyorum. İki sene katılıyorum. Yani şöyle. İlk, katılıyorum. Yaratıcılık sorunu çekerler, çekerler bence. İkincisi, Modric ya e da Arda'yı mı istiyor bu takım? Evet. Ama yapar mı? Bence yapmaz. Modric bence kötü durumda. Ben öyle görüyorum Modric'i. Ee, yani bu takımı sezonda 15-20 tane La Liga maçında ilk 11 oynayarak götürebilecek durumda değil bence. Arda, üç orta sahada çok zor kullanır bana kalırsa. Ama Rodrigo kesip Arda olabilir. Mantıklı. Valverde kesmektense. Tabii o, imkansız. ya yani çünkü bu oyuncular Chouameni'nin yerine de oynamayacak. Ben şöyle söyleyeyim. Bu maçtaki üçlü orta yani bu maçtaki 4-3-3 Real'in <laughs> düzenli kullandığı bir şey olursa La Liga'da özellikle çok puan kaybederler. Benim düşüncem. Şampiyonluğa olabilirler. Ama geçtiğimiz sene ondan daha fazla puan kaybederler. Bunu dün maçın devresinde de söyledim. Erman'la konuşuyorduk. E, bu üçlü orta saha ve bu üçlü hücum attı. Anca Real, bak, bu, bu e, Mallorca maçı 11 ile şampiyonlar yine şampiyon olabilir Real Madrid. Ama... Baskın oldu dönemde. Baskın oyun planları bence çok zor olur birçok takıma karşı. Ya tabii ki kazanacaklar canım. Yani böyle patır patır puan kaybederler, 5. sıraya inerler demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Tabii canım. Ama birçok yani Mallorca maçındaki senaryoların çok benzerini frekans olarak daha fazla görürüz diye düşünüyorum. Yani senin Kroos'u denklemden çıkardığın... Şimdi yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum hocam. Şimdi Kroos'un ikamesi var mı kadroda? Yok, yok değil mi? İkamesi yok. O zaman diyor ki hoca, ya ikamesi yok o yüzden ben aynı sistemle devam etmeyeyim mi acaba? Şimdi geçmiş sezon 4 orta saha Rodrigo Vinicius muydu? Bak böyle anlatayım. <laughs> 4 orta saha Rodrigo Vinicius. Kroos denklemden çıktı. Kroos'un ikamesi yok. O zaman Kroos'un yaratıcılığı var ama ve onu da eklemden çıkartayım. Mbappe ekleyin takıma. Tamam yaratıcılık gidiyor ama bu adam 30 atıyor. Dengeyi kurarım. Üçlü ortası daha. Üçlü hücum attı. <laughs> Devam edeyim. Şimdi bu düşünceyi anlayabiliyorum. Ee, bu düşünce Şampiyonlar Ligi'nde ve hedef maçlarda Camp Nou şey, işte El Clasico'larda falan Atletico Madrid maçlarında çok iyi sonuçlar da getirir. Getirebilir. Ama ligin geneli bence böyle oynanamaz. Ligin genelinde Arda'ya, Modric'e yani öyle bir oyuncu profiline e, Brahim Diaz'a ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim. O yüzden şimdi 3 orta sahada olmaz bu 3 oyuncu da. Çünkü şişt, abi Chouameni'yi mi çıkartacaksın? Yok. Valverde'yi e çıkarabilir misin? Asla çıkaramazsın. Her maç oynuyor. E, Bellingham çıkar mı? Çıkmaz. Ya dördüncü oyuncu olarak girecek bu oyuncu. Ya da girmeyecek. Zaten 3 oyuncu kesinlikle çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani. O zaman sağ öneme Arda profilini ya da Brahim Diaz'ı yani ile Arda demeyin Arda Arda diyorsunuz diyecekler. Bu profilin Arda Brahim Diaz öne geçmesi lazım. Değil mi? Yani sağ ön mesela. O zaman iyi olur mu? Olabilir. Ya yani O da şey oluyor ki abi, Baklava 4-4-2 oluyor o da. Evet. O zaman o içeri giriyor. Vinicius biraz şey geliyor. Aynı şey oluyor aslında. Bir şey değişmeyecek. Yani 4 orta sağ, sağ, sağ ihtiyacı var bence. Real'in. Bu sistem Arda'yı yarım adım bir adım Brahim'in önüne atıyor mu? Çünkü çok daha topla yaratıcı bir oyuncu. Çok daha orta saha karakterli bir oyuncu. Bunca zaten yani Mbappe, Vini, Rodrigo bu oyunculardan birini ki Rodrigo'yu çıkartıp Brahim aldığında resim çok değişmez gibi geliyor. Yani Arda'yla Bellingham'ın yanına bir top yönlendirici daha koymak e, sanki Real'i daha çok değiştirebilir gibi geliyor. Bence gibi. de, bence de ben de öyle düşünüyorum. Ben, ben bozcan düşünmedim yani 4 orta sahayı işleyen bir yapı vardı. Ama e, yani Brahim'in Brahim'e göre daha iyi olabilir. Çünkü bir de şöyle bir şey. Arda sol ayaklı sağ kenarda. içeri girip içeri girmesi çok daha kolay. E, oradan. Benzer şekilde. E, Açıları kolaylaştırıyor oyuncu için. Sağ bekin çıkışını kolaylaştırıyor. Şimdi şöyle bakalım Arda Brahim mücadelesine. Bence Brahim'in zirvesi geçmiş sezon abi. Yani tepesi o. İki bence, sezonu sezon iyiydi. Milan'daki ben, son sezonu ve Real çok iyiydi gerçekten. E, bence limiti de o. Yani onun üzerine çıkabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Bu arada yani çıkmasına gerek yok bu arada. Gayet yeterli. <laughs> yani geçen, geçti mi sezon ki Brahim Diaz inanılmaz işler yaptı. Oynadığı dönemlerde. E, ama ulaşılamaz bir yer değil. O yüzden yani niye olmasın ki? Bu sezon çok daha fazla zaman alacak kesin Arda'nın. Ama kolay değil işi kolay değil. E, Rail'in de e, iş kolay değil. Zaten çok zor olması çok doğal, doğal bir şey abi. Cross denklemden çıkıyor, ikamesi yok. İkame olarak bir oyuncu da transfer etmemişsin. Kadro içinden çözmen mümkün değil. Modric giderek geliyor. Ya yapıyı, yapıyı çevirmeye çalışıyor hoca ama yapı bence bu şekilde olmaz. Yani Rodrigo, Vinicius, Mbappe artı bu üçlü ortasa derinde bekleyen her takıma karşı birçok oyun periyodunda sıkıntı olur. Beş de atarlar canım. yani? Ya Hetafe'ye falan içeride dışarıda beş de atarlar böyle de. E, oyunu almaları ve oyunu domine etmeleri, e, nitelikli üretim yapmaları e, zor olan bir yapı bence. Hocanın mutlaka bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bence zor bir görev Ancelotti için. Son bir soruyla kapatalım mı? Olur. Uğur Şentürk. Kısa saçlı Kevin'de bir oynama, uzun saçlı Kevin'de Ben yakıştıramadım uzunluğu. E, Bence saçların uzaması, buradaki şeyin artması oyuncu biraz daha antal gösteriyor sağda. Biraz yaşlı durmuş ya zaten uzun saç. Evet evet. Olduğundan yaşlı gözüküyor. Kısayken çok iyi abi. Kullanımı da kolay. Ya Ama da şöyle kısa da. yani full kısa da değil. O böyle saçı kafayı karıştırdığı bir. kısa. Evet. Bir... Çok kısa olmadan kısa saç. İyi oluyor debiroyniye. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru yok mu? Bitti. Bitti mi sorular? O soruları acayip bildirdiniz ya. Yani bak, e, bunca yıldır Tardin'i çekiyorum. Soruların bu kadar ustaca eldirildiği e, bir program daha önce görmemiştim. Teşekkür ederim. Ben bir beş tane soru cevaplayacağımı düşünüyordum. E, şeyden sonra. Cevapladım. Üç dört tane cevapladın ama. <laughs> Teşekkür ederim. Aznasa sağlık. de. Evet değerli izleyenler bizden bu haftada bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.